erik dalı gevrektir, amanın basmaya gelmez. Hey, dürdane basmak istu. Elinin körü. Basmak istu damit. Schon gut. Du würdest das Geschirr spülen. Az yede kendine hizmetçi tut. Wir haben es vorher gesprochen. Außerdem, dein Spaghetti hat mir nicht gut gefällt. Zıkkımın kökünü ye. Was? Haben wir es vorher gegessen? Wir haben gestern ein Shampoo gekauft. Wohin hast du es hingelegt? Nereye koyduysan oradadır. Sag doch. Allah çarpsın, bilmiyorum. Vallahi, billahi. İki gözüm önüme aksın ki bilmiyorum. Weißt du, es ist ausgegangen. Wir müssen einkaufen gehen. Also es ist egal für dich. Gut, dann gebe ich auf. Tahtaya vur, nazar değmesin. Hey, sei doch nicht komisch. Du weißt schon, dass ich recht habe. Ekmek çarpsın, doğru söylüyorum. Voriges Jahr hast du mir aber zwei Größe Plura gekauft. Seneye de giyersin. Ach, komm schon. Beleş işte, ne güzel. Hey, grüezi, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Bevor wir anfangen, bitte abonnieren Sie auf meinem Kanal, geben Sie ein Like und vielleicht möchten Sie einen Kommentar schreiben. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu hafta konjüksiyon wenn konusunu, yani wenn bağlacını işliyoruz. Ama bu konuya geçmeden önce Çınar Bayraktar adlı abonemin bir ricası oldu. Es geht es handelt sich cümle kalıpları ile ilgili bir isteği oldu. Önce ona bakalım, sonra konumuza geçelim. Arkadaşlar, es geht ve es handelt sich cümle kalıplarını görmüşsünüzdür. Karıştırılmasının sebebi anlamların birbirine yakın olması. Ama ufak tefek bir iki ayrımı var. Karşılaştırma yaparak gidelim. Es geht hakkında anlamına geliyor. Yani ne hakkında konuşuyorsunuz? Konu neyle ilgili? Gibi ifadeler için. Es handelt sich bu da aynı şeyleri ifade ediyor. Burada şu konudan bahsediliyor. Bu konu hakkında konuşuluyor gibi. Es geht bir filmin, bir kitabın, bir masalın konusu neyse onu söylemek için kullanılır. Genel bir ifadedir. Çok fazla ayrıntıya girmezsiniz. Ama es handelt sich içerik bilgisi, ayrıntı bilgisi verir. İkisiyle ilgili örnek vermeden önce dil bilgisi olarak birkaç noktaya değinelim. Bir kere ikisi de akuzatif cümle kurmayı gerektirir. Neden mi? Çünkü içinde var. Akuzatif alan bir prepozisyondur. İngilizce ile karşılaştırırsak es geht için it's about diyebiliriz. Es handelt sich it's a anlamına gelir. Es geht da in önemlidir. Yani neden bahsediyorsun? In diesem Buch, in diesem Film, in diesem Märchen. Bu kitapta, bu filmde, bu masalda gibi. Yani in ifadesi burada önemlidir. Hadi bir örnek verelim. In diesem Buch geht es eine alte Frau. Bu kitap yaşlı bir bayan hakkında. Es handelt sich da ise bay önemlidir. Ve ne demiştik? Bu defa biraz daha ayrıntı var. Bei diesem Buch handelt sich eine alte Frau, die unsere Nachbarin ist. Bu kitap komşumuz olan yaşlı bir bayan hakkında. Yaşlı bir bayan olmasının dışında komşumuz olduğu ayrıntısı da var gördüğünüz gibi. Es geht soru kalıbı worum geht es Bu ne hakkında? Es handelt sich ile ilgili soru kalıbımız worum handelt es sich? Bu ne hakkında? Gördüğünüz gibi her ikisi de hemen hemen aynı anlama geliyor. Es geht biraz daha genel bir ifade. Es handelt sich biraz daha ayrıntı içeriyor. Ayrıca es geht daha samimi, daha genel bir ifade. Ama es handelt sich daha çok yazı dilinde, resmi ifadelerde göreceğiniz bir durum. Bu da minik bir ayrıntı. Haydi
wenn bağlacına geçiyoruz. Wenn kelimesinin anlamı eğer, şayet, ise, dığında, diğinde, se, sa gibi anlamları var. Yani Türkçe karşılığı şart cümlesi. Kendimi hasta hissedersem doktora gidebilirim. Acıkırsam yemek yaparım. Bize gelirsen birlikte alışverişe gidebiliriz. Hocam bunları bana mı söylediniz? Yok ya, örnek cümleler. Bunları Türkçe'de nasıl kullanıyorsak Almanca'da da ben bağlacıyla artık düşüncelerimizi ifade edebiliriz. Bir tane örnek verelim, örnekler üzerinde görelim, daha sonra ayrıntısına ineriz. Wenn ich krank werde, bleibe ich im Bett. Hasta olursam yatakta kalırım. Wenn du dir eine Gitarre kaufst, können wir zusammen spielen. Kendine bir gitar alırsan birlikte çalabiliriz. Hocam daha ben ıslık çalamıyorum ki, ne gitarı ya? Peki, iki cümle var ortada. Biz bunu wenn bağlayıcıyla nasıl bağlayacağız? Ondan önce gramer bilgisine bir bakalım. Bir kere yan cümlede, yani wenn'li cümlede fiil özneye göre çekimlenir ve ikinci sırada değil de cümlenin en sonunda yer alır. Yan cümlede bir yardımcı fiil varsa, yani haben, sein, können, wollen gibi, bunlar özneye göre çekimlenir ve cümlenin en sonuna gider. Esas fiilin arkasında yer alır. Ayrılabilen fiil varsa amanın ayırmıyorsunuz. Ne yapacağız ayırmayı? Ayırmıyorsun ve fiil cümlenin en sonuna nasıl gidiyorsa bunu da cümlenin sonuna götürüyorsun. Arkadaşlar, wenn'le bağladığınız iki cümlede wenn'li cümleyi en başta kullanmak zorunda değilsiniz. İkisi birbirinin yerine geçebilir. Hocam bunlar sanki biraz havada kaldı. Biraz örneklendirsek mi? Çok haklısın. Hemen örneklere geçelim. Bence o zaman tahta gelsin. Ich wache früh auf. Erken uyanırım. Ich möchte frühstück machen. Kahvaltı yapmak isterim. Şimdi wenn'le bu iki cümleyi tek cümleye çevirecek olursak, wenn'i hangi cümleye yerleştirmemiz lazım? Şimdi şartımız ne? Erken uyanabilmemiz. Erken uyanırsam kahvaltı yapmak isterim. Wenn ich früh aufwache, möchte ich frühstück machen. Peki biz bu cümleleri bir yer değiştirsek anlamı değişmez. Anlatıma, yazıya bir renk gelir. İkinci cümleyi yazarken normal cümle kurulumu gibi önce özne, sonra fiil. Ich möchte frühstück machen, virgül, komma. Wenn ich früh aufwache. Ich möchte frühstück machen. Arkadaşlar, möchte yardımcı fiil tabii ki önce, o ikinci sırada yer alacak. Özneden dolayı çekimlenerek fiil en sona gidecek. Virgülle ayırdık. İkinci cümlemizde wenn'le başlayacak. Bu cümleyi bu şekilde kullanıyoruz. Fiil yine en sonda. Ja schon wieder, wir sind am Ende gekommen. Aber nur für diesen Moment. Am nächsten Samstag treffen wir uns wieder. Das hoffe ich. Wenn ihr auch dabei seid, bin ich auch hier. Und noch eine kleine Erinnerung, bitte auf meinem Kanal abonnieren, ein Like geben und vielleicht einen Kommentar schreiben, sogar wenn es eine Punkt wird. Es ist für mich und für meinen Kanal wertvoll. Schön, dass ihr wieder heute hier wart. Danke für heute und bis nächsten Samstag. Auf Wiedersehen!